herkese merhaba. Ben Üstü Hoca. 49 günde TRT Türkçe kampının 1. günüyle. Evet, ilk gününe karşınızdayım arkadaşlar. 0. gün dedik orada. TRT Türkçe ile ilgili bütün ayrıntıları konuştuk. Sonrasında kampı konuştuk. Şimdi ilk gündeyiz. Herkes arkasına yaslansın. Şov başlıyor hocam. Ama öyle böyle değil. Size şov yaptıracak bir şov olacak bu. O zaman haydi ilk konumuzda, daha ilk giriş kısmımızda sözcükte anlamla başlıyoruz. O zaman gelsin hocam ekranımız. Haydi beraber satır satır önce konuyu bir halledelim. Yalnız PDF indirmeyi de unutmayın. Açıklama kısmına PDF'ini de koydum arkadaşlar. Sorular, PDF'ler neler neler var. Açıklama kısmının çılgın onu söyleyeyim. O zaman hadi başlayalım arkadaşlar. Yalnız arkanıza bir yaslanın. Her sene olduğu gibi satır satır hiçbir başlığı atlamadan tane tane gideceğiz. Bilgileri sindire sindire gideceğiz. Sözcükte anlam 1. bölüm videosuyla karşınızdayım. Ele alacağımız ilk başlık hemen hemen her yerde işimize yarayacak olan, hatta birazdan kitabımıza geçtiğimiz zaman ödevlendirmede nasıl işimize yarayacağını da söyleyeceğim bir kısımdayız. Evet, gerçek anlam arkadaşlar. Temel anlam lütfen unutma. Temel konumuz çok çok önemli. İlk anlam, temel anlam, hatta sözlükte ilk sırada, hani bazı sözcüklerin biliyorsunuz Türkçe'de 50-60 tane anlamı olabiliyor. İlk başta yazan birinci sıradaki anlam olduğu için, gerçek anlam için sözlük anlamı gibi bir ifade tercih edilebilir. Yani gerçek anlam yerine ilk, temel, sözlük anlamı gibi birçok ifadeyi kullanabiliyorlar. Haberiniz olsun. Bir kere burada anlaşmış olalım. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, gerçek anlam demek akla ilk gelen anlam demek. Sözcük ne olursa olsun duyduğunuz an itibariyle aklınıza ne geliyorsa, ne canlanıyorsa işte ona gerçek anlam diyoruz. Bu herkes de aynı için rahat olsun. İşin, mesleğin ne olursa olsun benzer şeyler çağrışım yapar aklımızda. O yüzden akla ilk gelen anlam vurgusu da çok çok önemli. Örneğe baktığımız zaman diyor ki başında bir ağrı olduğunu söyledi. Altı çizili olan ifademiz başında sözcüğü. Lütfen dikkat. Başında sözcüğüne baktığımızda aslında bayağı bildiğin işte vücudumuzun üst bölümü canım. Kafa kafa bildiğin bu baştan bahsediyor. Başımda ağrı var deyince aklınıza ne gelebilir? Hiçbir şey gelmez hocam. Hiçbir şey gelmez. Bayağı kafan ağrı işte, buralar buralar ağrımaya başlar. Tamamdır. Biz bunu anlıyorsak eyvallah. O zaman altı çizili ifade gerçek anlamda kullanılmıştır diyor muyuz? Evet hocam. Var mı buraya kadar soru işareti? Yok. O zaman haydi devam edelim. Gelin isterseniz ikinci başlığımıza bakalım. Yan anlam. Yan anlam dediğimiz zaman buradaki aslında püf noktanın şu olduğunu lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi gerçek anlam aklımıza ilk gelen anlam. Burada hiçbir sıkıntımız yok. Peki yan anlam ne? Gerçek anlamdan tamamen uzaklaşmadan elde edilen anlam. Yani benim bir anlamım var diyor sözcük, bir de yanında anlamlar var. İşte yan anlam dediğimiz şey bu. Ama lütfen unutma, gerçek anlama hala tutunuyoruz. Gerçek anlamdan kopmak yok arkadaşlar. Ve mutlaka taktik gelsin, taktiksiz olmaz. Hemen altına şöyle bir taktik diye gururla yazayım hocam, orijinal bir taktiktir. Somut bir şey ifade eder. Yan anlam eşittir somutluk arkadaşlar. Hiç kasmanıza gerek yok. Gayet net bir anlatım. Hiç kafanızda soru işareti oluşmayacak. Ve soruları saniyesinde çözdürecek. Altı çizili bir ifadenin ya da çizilmesin, biz bulalım onu fark etmez. Yan anlam olup olmadığını anlamanız için o sözcüğün mutlaka ama mutlaka istisnasız somut bir şey ifade edip etmediğine bakmalısınız. Zaten aklımıza ilk gelen anlamsa tamam, ona gerçek anlam diyoruz. Değilse, somut bir şeyse ona yan anlam diyeceğiz. Bakın ne diyor. Yokuşun başına doğru gitmeye çalışıyordu. Az önce baş sözcüğünü, aman dikkat arkadaşlar, nerede kullanmıştık? Başımda bir ağrı var diye kullanmıştık. Ha, bu sefer yokuşun başı derken insanın başı aklına geliyor mu? Hayır. Gerçek anlam değilmiş, tamam. Peki yokuşun başı diyor. Yolun en başı, başlangıç noktası. Somut bir şey mi? Ben görebiliyorum, dokunabiliyorum. Ha, tamamdır, somut. O zaman buradaki baş sözcüğü yan anlamdır. Önce gerçek anlam mı diye bakıyorsunuz. Gerçek anlamsa tamam, zaten gerçek anlam. Değilse, somut bir şey ifade ediyorsa ona yan anlam diyorsunuz. Hiçbir soru işareti yok. Gayet net. Yalnız bir şeye dikkat edeceğiz. Dikkat çekeceğim. Baş kelimesini kullanıyorum. Baş kelimesi. Aynı kelimeyi kullanıyorum ki örneklerde gidişatı çok daha rahat fark edin diye. Bu arada dersin girişinde çok sık söylüyorum ama unutmadan yine söylemiş olayım. Notlar tamamen orijinal arkadaşlar. Yani şu notları hiçbir sene hiçbir yerde görmediniz. Benim bütün sene biliyorsunuz anlatımlarım baştan sona hazırlanıyor. Doğal olarak ben oturup baştan yazıyorum. Hazırlanıyor derken kendim hazırlıyorum ama baştan sona satır satır yazıyorum örnekleri ve konuları. İçiniz rahat olsun. Şu an sıfırdan tertemiz güncel bir not görüyorsunuz. Peki hocam devam edelim. Gerçek anlam tamam. Eyvallah. Yan anlam da tamam. Yani yan anlamı biz yıllarca yakıştırmaca yoluyla gördük arkadaşlar. Bakın masanın ayağı, şişenin ağzı, değil mi? Çekmecenin gözü ya da boğaz, İstanbul boğazı falan. Biz hep insan organlarıyla bir benzerlik yakalamaya çalıştık. Bu çok sığ bir anlatım arkadaşlar. Yani çok dar bir anlatım, yeterli değil. Yan anlam sadece yakıştırma yoluyla, yani benzetme yoluyla karşımıza gelmez. Bakın zaman zaman böyle de olabilir. Yani tamam biraz zorlayabiliriz. İşte insanın işte üst bölümü başsa, yolun üst bölümü, yokuşun
yolun başı mantıklı olabilir ama bir benzerlik yok ki. Yolun başı insanın başına benzemiyor. Yani illa bir insan organına benzetmemiz gerekmez arkadaşlar yan anlamı. Lütfen unutmayın. Ama masanın ayağını görürsen de yapıştırırsın artık yan anlamı olduğunu. Ya da ayakkabının burnu, işte geminin burnu falan. Tamam, bunları gördüğünüz an itibariyle çok rahat yapıştırabilirsiniz. Ama bunların dışındaki örneklere ihtiyacımız var. İşte konuşacağımız örneklere. Lütfen dikkat edin. Akla ilk gelense gerçek değil. Ama somutsa yan anlam. O zaman hadi devam edelim hocam. Neye bakacağız? Mecaz anlam. Mecaz anlam çok net arkadaşlar. En hakim olduğunuz konudur. Ne olursa olsun kime sorarsak soralım arkadaşlar. Yollar adamı çevir. Kurduğu üç cümlenin ikisinde mecaz anlam vardır. Hepimiz hakimiz. Bence en tehlikeli başlık yan anlamdır. Yan anlamı fark eden öğrenci aşmış öğrenci demektir. Çok net. Mecaz anlamsa ÖSYM'nin çok sevdiği. Yapacak bir şey yok. Çok seviyor ve soruyorlar. Gerçek anlamdan çok. Hatta tamamen uzaklaşacak. Çok derken bunu tamamen diye de şöyle yazabilirim yanına. Gerçek anlamdan tamamen uzaklaşacağız. Mutlaka ama mutlaka soyut bir şey ifade edeceğiz. Bakın bu vurgular çok önemli. Gerçek anlamdan çok uzaklaşmıyoruz. Somutsa yan anlam. Bırak uzaklaşmayı falan. Gerçek anlam değil mi? Tamam. Somut mu? Yan anlam. Soyut mu? Mecaz anlam. Bitti hocam bak. Başımda türlü türlü sıkıntılar var. Başım derken tabii ki gövdemin üst bölümü falan değil. Bildiğimiz anlamda kafayı falan kastetmiyorum. Doğal olarak buradaki baş insan başı değil. Gerçek anlam değil. Peki başımda türlü türlü sıkıntılar var derken somut bir şey mi? Soyut bir şey mi? Tabii ki soyut bir şey değil mi? Başımda derken yani vallahi bende bir sürü sıkıntı var. İçimde dert. Ya başımla alakalı bir durum yok. Doğal olarak arkadaşlar soyut bir şey ifade ediyor. İşte burada mecazi bir kullanım var. Mecazi bir söylem var. Ben buraya küçücük bir not edeyim. Dikkat lütfen. Bu ifadeyi çok sık duyacaksınız arkadaşlar. Yazabilirsem. Mecazi bir söylem arkadaşlar. Mecazi söyleyiş hatta tam ÖSYM dili olsun. Madem her şeyi birebir sınav odaklı anlatıyoruz dedik. ÖSYM dilinde birebir kullanmış olalım. Mecazi bir söyleyiş vardır ya da yoktur diye sınavda gelebilir arkadaşlar. Lütfen buna hazır olun. Mecaz anlam demek, mecazi söylem demek, düşsel öge demek. Ama her şeyden önemlisi soyut demek. Soyut soyut bu kadar net. Şimdi arkadaşlar gayet net gidiyoruz. Gerçek anlam tamam. Sıkıntısız, akla ilk gelen, güzel, tamam. Yan anlam, gerçek anlamdan uzaklaşacak biraz ama önemli değil, çok önemli değil. Somut olacak. Mecaz anlam, tamamen gerçek anlamdan uzak, boş ver orasını, soyut olacak. Peki başka ne var? Gelin isterseniz ilk bölümde baya konunun çok büyük bir kısmını bitirelim. Sonrasında kitabımıza geçelim. Sonra da bir gönder gitsin sorusu var ama hocam en sonunda sürpriz sorumuz. Bakalım orada neler yapacaksınız. Terim anlam dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Bilimle, sporla, kültürle, yani kelimenin içinde var olduğu bilim alanını hatırlatması ya da hangi alan olursa olsun kelimenin ilgili olduğu alanı hatırlatması gerekecek. Mesela yani evimize güneş gibi doğdun desem değil mi? Benim mesela çok kullandığım bir örnektir. Evimize güneş gibi doğdun dediğimde güneşe kim terim anlam der? Kimse değil mi? Mecazi bir kullanım var burada. Bir benzerlik ilgisi var. Terim anlamla alakası yok. Ama güneşle dünya arasında falan filan gibi coğrafi bir cümle kullanırsam ha o zaman terim. Ha tamam. Ay tutulması teleskopla takip edildi derken ay tutulması ifadesi. Çok iyi anladım hocam. Buradaki ay tutulması coğrafi bir terim olarak kullanılmıştır. Yani burada çok bariz bir terim anlam vurgusu vardır. Fakat ben sana çok hayati bir bilgi aktarayım bir terim anlamla ilgili. Yani konu çok değerli değil de gel bu konuyu bayağı bir değerli hale getirelim. Terim anlam şöyle aklında kalacak. Bakın dikkat. Mesela steteskop desem. Tamam hocam eyvallah. Bu terim anlam değil mi? Eyvallah işte. Atent bir sürü yani stent falan bir sürü kelime kullanabilirsin değil mi? Tıbbi birçok kelime kullanabiliriz. Tamam. Ama tıp dediğim zaman bunun terim anlam olmadığını lütfen unutma. Mesela serum desem. Yani serum ifadesini böyle tıbbi bir kelime içerisinde, cümle içerisinde kullansam evet terim olarak karşımıza gelebilir. Ama tıp dediğim zaman yani o alanı söylediğim zaman onun terim anlamı ifade etmediğini lütfen unutmayın. Mesela ay tutulması terim anlamdır. Aman dikkat ama ben buraya coğrafya yazdığım zaman bunun terim anlam olmadığını unutmayın olur mu? Yani o alanın adı terim anlamda kullanılamaz. Terim anlam ifade etmez. Bence çok çok önemli bir vurguydu. Cebinizde kalsın. Hayati vurgular devam etsin. O zaman hadi gelin eş anlama bakalım. Bence çok basit. Vallahi eş anlamda bir şey yok ki çok net. Aynı anlam. Ha zaten adı üzerinde. Anlamı eş, anlamı aynı, özdeş olan demek değil mi? Yazılış farklı. Mesela kara gözlüm dediğim zaman, karanın eş anlamlısı nedir hocam? Siyahtır. Siyah gözlüm diyerek ben ne yaptım hocam? Karanın yerine eş anlamlısını kullandım. Ama çok kullandığım bir örnektir arkadaşlar. Yıllardır vurguladığım örnek çok önemli. Buraya da katmak ihtiyacı hissettim. O yüzden yazdım bu örneği, tekrar ettim burada. Kara gün dostum desem mesela. Kara gün derken oradaki karanın yerine ben siyah yazabilir miyim? Yani siyah gün dostum gibi bir ifade kabul edilebilir mi?
Hayır tabii ki. Yani hocam ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum. Bir sözcüğün eş anlamlısına karar verirken mutlaka ama mutlaka içerisinde bulunduğu cümleyi dikkate almak zorundasınız. Yani cümleye göre kelimeler anlam farklı farklı anlamlar ifade edebilirler. Çok basit bir örnek. Birazdan zıt anlamda da vurgulayacağım. Mesela açık renkli bir kazak desem açığın zıttına kapalı mı dersiniz? Hayır. Gerçek anlamda evet hayatta ya. Açık kapalı bu kadar ama renk için kullandığımızda açık yerine koyu ifadesinin zıt anlamlı olduğunu göreceksiniz. Yani bir sözcüğün zıt anlamlısı öyle kafanızdaki gibi hocam iyi kötü güzel şey. Hayır. Cümleye göre değişecek. Çok önemli. Doğal olarak ben kara gün yerine siyah gün diyemeyeceğim. Kara derken zor gün, kötü gün. Kötü çok daha uygun bir ifade. Eş anlamlısı kötü derlerse hayır hocam yanlış diyemeyiz. Çünkü cümlede tam anlamıyla onu karşılayacak. Var mı buraya kadar soru işareti? Bence yok hocam. Çok iyi gidiyoruz. E o zaman hadi gelsin diğer başlıklarımız. Yakın anlam. Yakın anlam aslında adı üzerinde. Bakın yakın anlamı şu metaforla anlatacağız, aklınızda kalacak. Hani şu arabalarda, söyleyebilirim. Arabalarda hocam yedek lastik vardır ya. Lastik patlar, yolda kalırsın, onu takarsın ya da bir şekilde taktırırsın falan. İncecik bir lastiktir o. Belki görmüşsünüzdür yolda falan. Birisi kalındır lastik, birisi yedek şeydir. İncedir o, belli ki yedek lastiği hissetme dediklerini takmıştır. Yani hocam ya o yedek lastikle sen bayağı 300-500 kilometre yapmazsın. Bir iki hafta dolaşır mısın? Hayır, kolay kolay dolaşmazsın. Lastikçiye kadar gidersin, bir iki gün sonra ya da değiştirirsin. Yani yedek lastiğe benzer yakın anlamdaki sözcükler. Ya ne demek istiyorsunuz hocam? Birbirini tam olarak karşılamaz ama bir süreliğine işini görür hocam. Yani bezemek ve süslemek birbirini tam anlamıyla karşılamaz. Biz bunlara eşittir işaretini araya koyamayız. Ama bezemek yerine ben süslemeyi bir süre kullanabilirim. Yani fark etmez. Cümlede kullandığım zaman çok sırıtmaz. Ama devamlılık arz etmezler. Yani tam anlamıyla birbirlerini karşılamıyorlar. Mesela alçalmak, inmek gibi. Ya uçağımız indi ya da alçaldı. Ya birbirine yerine kullandığım zaman çok aman aman bir değişiklik yaratmaz ama birebir de aynısını söylemez, karşılamaz. Çok önemlidir yakın anlam vurgusu. Cebinizde kalsın. Geldik zıt anlama. Zıt anlamda en hayati not budur. En güzel taktik budur arkadaşlar. Taktiksiz not mu olur Allah aşkına, video mu olur? Bak burası çok önemli. Bir sözcüğün zıt anlamlısı ile olumsuzunu asla karıştırmamalısın. Mesela akıllı için zıt anlamda belki deli ifadesi kullanılabilir. Fena değil, sırıtmaz. Akıllıya deli diyebilirsin. Ama akılsız onun olumsuzudur. Zıt anlamlısı değildir. Mesela gitmek, gitmemek. Gitmek ve gitmemek sözcüklerini bir arada kullanabilirsiniz bir cümle içerisinde. Ya da kullanırlar ve derler ki hangisinde, yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır. Ya da karşıt anlamlı sözcükler değil mi? Aman dikkat, gitmek gitmemek olumsuzudur. Karşıtı zıtlı değildir. Zıt yerine karşıt dendiğini de şöyle hazır anmışken, ağzımızdan çıkmışken aktarmış olalım. Zıt anlam yani karşıt anlam olumsuzuyla karıştırılmamalı hiçbir sözcükler. Sözcüğün aman dikkat olumsuz haliyle çok çok değerli. Akıllı akılsız olumsuzluk ilişkisi gösterir. Zıt anlam değildir. Gitmek, gelmek çok daha doğru. Akıllı deli çok daha doğru yerinde. Peki var mı hocam sıkıntı? Yok yok. Eş sesli sözcükler. Bakın sesi eş olan, adı üzerinde zaten aman dikkat, eş sesli. Sesi eş, sesi aynı, sesi özdeş. Ha tamam hocam. Ben bunu hatırlıyorum. Yüz mesela değil mi? İnsan yüzü müdür kardeşim? Bir şeyi yüzmek midir? Denizde yüzmek midir? Falan fistan. Yani farklı farklı anlamlara gelebilir. Ama ses aynı, yazılış aynı. Aman dikkat, cebinizde kalsın. Çok önemli vurgudur. Genel anlam, özel anlam muhabbeti nedir? Bakın bu da yine cümle içerisindeki anlama göre hareket edeceğimiz bir başlık. Okul insanlığa yön verir derken bütün okullardan bahsediyoruz. Okul kavramından bahsediyoruz. Burada arkadaşlar genel anlamda kullanılmışken okul hemen şu binanın arkasında ya da bizim okul hemen şurada gibi bir ifade senin benim bizim bildiğimiz yani özel anlam. Özel yani biraz daha dar, senin benim bildiğim genel yani biraz daha geniş hocam, herkesi ilgilendiren, biraz daha da benim bayağı geniş diyelim, herkesi ilgilendiren başlık. Bence burada soru işareti yok. Kesinlikle soru işareti yaşamazsın değil mi? Aman dikkat. Dersin ki mesela kalem insanların duygularını dile getiren falan dersin, geneldir. Ama şu kalemi verir misin? Dersin özel anlama girer, cebinde kalsın. Başka hocam, somut soyut anlam. Aman dikkat. Cümle içerisinde somut bir şeyin soyut hale geldiğini ya da soyut bir şeyin somut halde kullanıldığını görebilirsiniz. Buna hazırsanız eğer asla soru kaçırmazsınız, onu söyleyeyim. Mesela duyu organı çalışıyorsa somut dedik. En basiti bu. Ya hocam 5 duyu organı falan boş ver gitsin. Neyin peşindeyiz ya? Bırak gitsin Allah aşkına. İşte hem göreceğim hem tadacağım hem dokun. Hayır böyle bir şey yok. Duyu organlarından herhangi biri çalışıyorsa somut anlam ifade edecek. Çalışmıyorsa soyut. Ekmek somuttur, hayal soyuttur. Bu kadar basit. Ama dersem ki hayal benim için bir kalemdir. Hayali ne yaptım?
kaleme benzeterek somut hale getirdim. İşte orada hayal somutlaştırılmıştır diyeceğiz. Somutlama yapılmıştır diyeceğiz. Ya da ekmek benim için bir rüyadır desem, rüya soyut nihayetinde. Aman dikkat, ekmeği ne yaptım? Somut bir şeyi soyut hale getirdim. Tamam, bunu lütfen unutmayın arkadaşlar, olur mu? Çok çok önemli bir artistiktir bu. İnanılmaz faydalı bir bilgidir. Lütfen cebinizde kalsın, olur mu? Yani bir cümlenin somut ya da soyut olması, sözcüğün daha doğrusu, cümle içerisindeki duruma göre değişecek. Cümleyi mutlaka okumalısınız bu tarz sorularda. Devam, ne kaldı hocam? Nitel, nicel. Nitel için nitelik, yani özellik belirtmesi. Burada iki yazıyor, dikkat, nitelik. Nicel içinse arkadaşlar şuradaki C'nin santigrat gibi, yani sıcaklık ölçme birimi gibi adeta algılanması. Ölçülebilir kavramlar için nicel, ölçülemeyen kavramlar için nitel ifadesini kullanacağımızı size hatırlatır. Mesela büyük bir çantası vardı derken, büyük çantanın büyüklüğünü çok rahat ölçebilirsiniz. Nicel bir ifade. Ama büyük bir hayali vardı derken, işte buradaki büyüklüğü ölçmek, saymak mümkün değil. O yüzden ona da nitelik diyeceğiz, nitel anlam diyeceğiz. Geldik son başlığımıza, birinci bölümün ad aktarmasına arkadaşlar. Diğer adıyla mecazi mürsel olarak da karşımıza gelecek. Lütfen unutmayınız. Ankara üzüldü derken, ha bu arada ad aktarması mecazi mürsel olarak bilinir. Çok aman aman da sorulmaz ama tanımsal karşılığı da şudur. Çok tanımlarla işimiz yok ama yine de söyleyelim. Bir sözcüğü benzetme amacı gütmeden başka bir sözcük yerine kullanmak. Mesela Ankara üzüldü derken Ankara'da yaşayan insanlar, halk, millet falan demiyor da Ankara diyor. Onu yerine kullanıyor ama benzetme amacı da gütmüyor. Ankara derken insanı kastediyoruz. Şehir insan ilişkisi ya da yer insan gibi. Orhan Kemal'i okudum derken yazarı söyleyip eserini kastetme. Tabağını bitir derken tabağı değil de içindekileri, değil mi? İç dış ilişkisi. Ya da bir çatımız olsa, bir çatımız olsa iyiydi derken burada çatı ifadesinin parçayı söylettiğini ama evi kastettiğini, yani bütünü kastettiğini de bize ne yapmış olacak? Hatırlatmış olacak. Parça bütün ilişkisi. Ha hocam çok güzel de bize ne lazım? Bu başlıklar içerisinde gerçek yan mecaz, özellikle mecaz ve yanı ayırt edebiliyor olmanız baya baya bu videoyu bitirdiniz, hallettiniz demektir. Yani buradan yol aldık hocam, tamamdır, ben her türlü soruya açığım demektir. Ama İyi güzel anlatıyoruz da sorular nasıl gelir? Ne yapmak lazım sorulardan? Şimdi sıra geldi arkadaşlar, artık kitabımıza ihtiyaç duymaya. Şimdi 49 günde TYT Türkçe Kamp kitabımız elimizde hocam. Eyvallah, yukarıda zaten görüyoruz. Gözümüzü batıra batıra koyduk oraya, tamam hocam. Şimdi kitabımızdan arkadaşlar birinci gün kısmını açıyoruz. Birinci gün sözcükte anlam bir kısmını açıyoruz arkadaşlar. Bu kısım hazır olarak beklesin lütfen. Tamamdır. Şimdi o kısma geçeceğiz. Gönder gelsin hocam diyeceğiz. Gönder gelsin kısmındaki soruları beraber çözeceğiz. Ama sonrasında ÖSYM soruları size ödev olarak vereceğim. Videonun sonunda da unutmayın lütfen. Bir sürpriz sorumuz var. Bakalım orada ne olacak. O zaman haydi hocam gönder gelsin diyelim. Gönder gelsin. Evet arkadaşlar, haydi geldi sorumuz karşımıza, gönder gelsin. Birinci gün, bakın dikkat, sözcükte anlam bir bölümdeyiz kitapta. Hemen şöyle gösterelim yanımızda, aman dikkat, ilk bölümü açtık arkadaşlar, aman. Burada soru tipini konuşacağız. Yani sözcükte anlam bugün birinci bölüm bitti biliyorsunuz. Yarın ikinci bölümünü de anlatıp konuyu bitireceğim. Sonra tamamen soru tarzı üzerine çalışacağız. Bu senenin farkı inanılmaz arkadaşlar, öyle böyle değil. Her seneki gibi konu altımızı yapacağız. Ekstra olarak soru tiplerini kitaplar üzerinden götüreceğiz. Yani bu kitapla birlikte arkadaşlar soru tarzı noktasında hiçbir açık kalmayacak. Yalnız soru tarzına bakar mısın? Tamamen ÖSYM formatıdır. Tamamen ÖSYM dilidir. Aman dikkat, çok ihtiyaç duyacağız. Konuyu zaten beraber hallediyoruz. PDF'i de zaten var arkadaşlar açıklama kısmında. O zaman artık kitaba ihtiyaç duyduğumuz noktaya geldik. Çok önemli arkadaşlar. Soru tarzlarını beraber hallederek gideceğiz. İnanılmaz şeyler olacak. O zaman haydi başlıyoruz. Bakın sözcükte anlam bir diyor ya. O bir soru tarzı demiştim, hatırlayacaksınız 0. gün videosunda. Birinci soru tarzıyla karşınızdayım. Bir boşluk doldurma. Ya sen eş anlam, mecaz anlam, gerçek anlamı adam akıllı oturtacaksın ki burada bu cümleye hangisi daha uygun gelir onu anlayabilesin. Ama hemen taktiğimizle başlayalım. Bize taktik olmadan olmaz hocam. Bizim işimiz bu zaten. Doğal olarak bakın burada iki tane boşluğumuz var. Ama bize soruyu çözdürecek boşluğun ikinci, yani son boşluk olduğunu lütfen unutmayınız. Yani %99 oradan gideceğiz biz. O %1'lik kısmı halledeceğiz şimdi. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir diyor. Gelin isterseniz bakalım. Yazarken sizi en az uğraştıran yer, bak işte rezillik, bak bu rezil öğren. Bu böyle bir şey yok ya, böyle rezillik başlangıç bu, öyle bir şey yok. Bak konuşamadım, rezil başlangıç bu. En az uğraştıran yer, en çok zorlayacak bölüm, en zorlayacak şey, en sevindiren şey, en iyi falan, Allah aşkına hangisi olmuyor ya? Hangisi olmuyor? Hepsi oluyor bence, hepsi mantıklı. O zaman ikinciyi bir okuyalım, ikinci boşluk sanki olayı çözdürecek. Yazarken sizi nokta nokta ilk paragraf olabilir. Buraya kadar her şey yolunda arkadaşlar, aman dikkat, gayet net anlaşılır, soru işareti yok, tamam. İlk paragraf olabilir. Zorlayan, sevindiren, boşver. Bak şimdi.
Bir ilk paragraf için aylarımı harcarım. Bakın ne diyor? Bir ilk paragraf için diyor, aylarımı harcarım ben ve onu tamamladığımda gerisi benim için sıkıntıya dönüyor. Onu tamamlarsam ne dersin abi? Sıkıntıya mı dönüşür dersin? O biterse benim için her şey rahatladı, bitti, kolaylaştı gibi bir şey söylemez misin? Yani benim için ilk paragraf çok önemli diyor. O aylarımı alır diyor. İlk paragraf. Ondan sonrası bak sıkıntıya dönüşür. Hayır, tam tersi olması lazım. Bak Adana gitti. Ama az önce eleyemiyorduk. Demek ki boşluk doldurma sorularında bunu lütfen yazın arkadaşlar. Taktiğimiz bu. Boşluk doldurma sorularında son boşluk. 2 ise 2, 3 ise 3. Aman dikkat. Boşluk çok çok önem taşıyacak. Devam ediyorum, bakın ne diyor. Ayrıntılı plan yapmama kalıyor. Hayır, olabilir ama biz daha böyle kolaylaşır vurgusunu bulmak istiyoruz. Ne diyor? Tamamladığında gerisi çorap söküğü gibi gelir. Çorap söküğü, evet. Çorap söküğü gibi gelir. Yani ilk baş çok sıkıntı hocam. Bir başlayabilsem vallahi ondan sonrası öyle bir kolaylaşır. Yani çorap söküğü gibi gelecek. Mükemmel cuk oturdu, cuk cuk devam. Benim için ayrıntıdan ibarettir. Yani gereksizdir tarzı bir vurgu, hayır. Benim için çocuk oyuncağıdır. Hiç fena değil aslında ama bir paragraf yazmak, metin yazmak için de bu tarz bir ifadeyi çok tercih etmeyiz. İlk başa bakalım. En iyi ifade edecek şey, en zorlayacak şey. Şimdi bakın dikkat. İlk boşluk ne kadar mantıklı hale geldi değil mi? Çünkü biz ikinci boşluğa neyin geleceğini bulduk. Yani %99'unu burası verdi cevabın. %1'lik kısım şimdi anlam taşıdı. Az önce ilk boşlukların tamamı ne var hocam bunda dedirtiyordu. Hepsi olabilir dedirtiyordu ama şimdi Ceyhan inanılmaz cuk oturdu. Yani beni en zorlayacak şey o. Onu bir halledersem gerisi zaten çorap söküyor gibi gelir. İşte iki ifade arasındaki anlam ilişkisi. Ama bu böyle kolay değil işte. Yani önce ikinci boşluğa bakmalısınız. Hani okuyup da hemen tamam Ceyhan ya diyebileceğimiz bir soru değil hocam. Çok ustaca hazırlanmış. Sizden ricam son boşluklarla hareket etmeniz, sonra ilk boşluğa dönmeniz. Bunu ben yıllardır söylüyorum. Son sınavda da söyledim. Gördüğünüz sınavda da karşımıza geldi ve öyle çözdük. İçiniz çok rahat olsun. Lütfen önce son başlık boşluk, sonrasında ilk boşluk cebinizde kalsın. Evet, zaten hemen aşağıda şöyle durursa arkadaşlar kitap elinizde var. Açık açık zaten ayrıntılı olarak anlatıyor. Cevabımızın C olduğunu da bir burada söylemişiz. Gelin isterseniz şu iki soruyu da. Ama benden önce durdurup çözün, olur mu bu iki soruyu mutlaka? Şu soru tipini siz bana bırakın lütfen. Siz benden önce çözdüyseniz sıkıntı yok ama beraber çözelim. Şu iki soruyu durdurup çözebilirsiniz. Zaten ÖSYM sorarlar size kalacak. Ben de zaten açıklama kısmına sorular ve PDF'ler bırakıyorum, içiniz rahat olsun. Bol bol. Devam. Ne diyor? Bu başta boş bırakılan yer hangi sırasıyla gelmeli falan filan. İki tane boşluğumuz var. Yine ikinci boşluk odaklı gideceğiz. Aman dikkat bakalım ne olacak. Kimse kimseye dahi olmayı öğretemez kuşkusuz ama yazarken hata yapmamak, yazmak denen şeyi okur gibi değil de yazar gibi bak bak. Peki hala öğrenilebilir, asla öğrenilemez belki. Bakın arkadaşlar hepsi mantıklı, hepsi mantıklı. Devam ne diyor? Vesaire yazmak niçin resimden, müzikten, heykelden ya da oyunculuktan, yani tüm öteki sanat disiplinlerinden farklı olsun ki? Şöyle diyebilir miyiz? Niçin farklı mı ki? Yani B ne alakadır? Bakın çok saçma oldu değil mi B? Ama az önce mantıklıydı. Olabiliyordu. İkinci boşluk artık el etmeye başlıyor. Niçin farksız değil mi? Ha, bu ne demek Allah aşkına? Niçin farksız değil mi? Yani şuradaki niçin okuyorum. Cümleyi tamamlayıp şunu getiriyorum. Bakın nasıl eliyoruz saniyesinde. Niçin farkını anlamamak mümkün mü? Bu ne Allah aşkına? Devam. Niçin farklı düşünebilir mi? Bu da olmadı. E o zaman niçin farklı olsun ki? Ha, o zaman pekala öğrenilebilir. Bakın ilk boşluğa bu soruda ihtiyaç dahi duymadım. Soruların çoğu böyle çözülüyor zaten. İçiniz rahat olsun. Hele ki çıkmış sorularda işte aynen bu formatı göreceksiniz. Bizi zorlayacak soru formatı da işte buradaydı arkadaşlar. İki şık arasında bırakma ama sonrasında yine saniyesinde doğru cevaba ulaşma hocam. Çünkü bütün mesele soruya nasıl bakacağınızı bilmekte. Devam hocam, taktiksiz olmaz. Bir diğer soruya gelelim. A'dan sonra hemen ikinci sorumuzdayız arkadaşlar. Kitap dayanımızda oradan da kontrol ederek gidiyoruz. Bu arada hadi şöyle yaklaştırayım ya. Vallahi oh be dediniz belki değil mi? Yaklaştır hocam şunu ya. Vallahi göremiyoruz. Süpersiniz. Devam. Bu niye ilk soruda yapmadım? Olsun. Neyse bundan sonra yaparım. Ticaretle nokta nokta. Bakın iç içe girmiş. Kol kola girmiş. Birlikte anılmış. Aman dikkat. Birbirine yakın, ilgili olan. Saçmalık. Hepsi saçma. Devam. Bir yaratıcılık alanı olamaz. Geç. Edebiyat tarihi boyunca hiçbir büyük edebiyat yapıtı nokta nokta diye çok okunsun diye yazılmamıştır. Çok satılsın diye, he bak ticaret vurgusu var. Ticaretle başladığım, sonrasında çok satılmak çok mantıklı bir hale geldi ikinci boşluk. Neden hocam? Çünkü ben metni okudum. İkinci boşluk odaklı gidiyorum, iyice mantıklı hale geldi. Çok ünlü olsun. Ticaret ünlü, hayır. Ticaret çok okunmak, hayır. Geleceğe kalsın, hayır. Hiç okunmasın, hayır. Bakın ticaret yani bir şeyi almak, satmak ve sonrasında çok satılsın, çok iyi, çok mantıklı. Ticaretle kol kola girmiş bir yaratıcılık alanı olamaz. Çünkü diyor yani neden çok okunsun, çok satılsın diye yazılsın ki diyor. Neden bak çok okunsun, çok mantıklı geliyor değil mi normal hayatta, ama
Ticaret dediği an itibariyle okumak gitti. Artık satışa döndü, paraya döndü. Doğal olarak B seçeneği bakın dikkat burada sırıttı. Yani hocam biz boşluk doldurma sorularında mümkün mertebe arkadaşlar sizden ricamız ikinci varsa üçüncü boşta bakmak olacak. Arkadaşlar kitabımızda gönder gelsin bu birinci günde arkadaşlar tamamdır. ÖSYM sorar kısmı size kalacak. 4 soruluk bir kısım çok çok önemli bir kısım. Lütfen tane tane çözünüz, acele etmeyiniz, hakkını veriniz. Şimdi geldik arkadaşlar yine birinci gün formatımızın içerisinde yer alan hemen nereye hocam? İşte buraya gönder gelsin de sözcükte anlam soru tarzı 2'deyiz arkadaşlar. Aman dikkat, hadi buna da bakalım. Sonra bir gönder gitsin sorumuz gelsin. Artık ondan sonra biz de gidelim hocam. Hemen ikinci soru tarzımıza bakıyoruz. İkinci soru tipi bugün hem konuyu bitiriyoruz. %90'ını bitirdik. Hem de 2 tane soru tarzı cebe koyacağız. Hani bazen altı çizili ifadeyi verir de ayrıt içerisinde o kelimeyi verir ya. İnanılmaz ayrıt içindekiyle uyuşup uyuşmama sorusu. Arkadaşlar vallahi budur ya. İnanılmaz içim rahat. Bu soru tarzı inanılmaz deli bir soru tarzıdır. Gelme ihtimali de %100'dür ha, onu söyleyeyim. Peki bakalım hangisiyle uyuşmayacak arkadaşlar. Beraber bir gidelim. Ne diyor? Lewis Will'in diyor. Konuşurdan hemen aldım arkadaşlar. Bu tarz şeylerde metni çok anlamanıza gerek yok. Sadece altı çizili %100 yeter. Bazen sıkışırız, sıkıntıya gireriz, cümlesini okuruz. Ama metnin tamamını okumak tamamen saçmalık, vakit kaybıdır. Bunu lütfen unutmayın. Konumlandığı, yer aldığı çok güzel. İç içeydi, baş başaydı. Yani bir konuyla bir şeyin ya da bir durumla bir şeyin iç içe olmasıyla baş başa olması, hayır. Baş başa olmakla iç içe olmak ne alakadır değil mi? Buradaki yakınlıkla oradaki yakınlık bir midir? Hayır tabii ki. Yer almak tamam, konumlanmayı anladık. Hemen 3'e bakalım. Endemik, sadece bir bölgeye has. Evet, endemik ürünler biraz terimsel bir soru arkadaşlar aynı zamanda. Endemik biraz daha terim bir anlam içerecek. Eyvallah, endemik bitki falan deriz ya. Haşır neşir olmak, evet. Bir arada bulunup uğraştı, güzel. Haşır neşir olmak, bir arada olmak, onunla uğraşmak gibi anlamlar ifade eder. Burada da sıkıntı yok. Baz alan, yani şu konuyu baz alırsanız, bunu baz alırsanız, yani temele bunu koyarsanız anlamında kullanılmış gayet yerinde bir açıklama. Doğal olarak arkadaşlar eyvallah. Burada doğru cevabımız kesinlikle B seçeneği olacak. Kitapta yanımızda oradan da işaretimizi koymuş göstermiş olduk arkadaşlar. İşte çözümümüz de burada ayrıntılı bir şekilde verilmiş ama zaten çözümü beraber yaptık. Burada sıkıntı yok. Şu iki soruyu arkadaşlar lütfen durdurun ve önce siz sonra ben beraber çözmüş olalım olur mu? Bir yandan da kitaptan ben de açıyorum. Beraber tek tek çözerek gideceğiz. Bakalım neler olacak. Evet. Fiyasko, başarısız olma, sırra kadem basmak, ortalıkta görünmeme, izini sürmek, takip etmek, dallanıp budaklanır diyor. Büyüyerek karışık bir duruma gelmek, sınır da, engel de, arasındaki sınır da kah silinir kah. Bakın arkadaşlar lütfen dikkat. Burada çok önemli bir vurgu var. Burada normalde dikkat edeceğimiz şey tabii ki ayrıt içindeki ifade ve o kelimeyle uyuşup uyuşmaması. Cümleye ihtiyaç duyduk mu? Hayır. Fiyaskoda duymadık. Sırra kadem basmakta duymadık. İzini sürmekte duymadık. Tamam. Dallanıp budaklanmak da yani böyle ağaç iyice dallanıp budaklandı gibi gerçek anlamda bir diye düşünsek çok rahat yapabiliriz. Ama sanki sınırda biraz cümleye burada ihtiyaç duyuyorum. Diyor ki karışırken kurmaca ile gerçek arasındaki sınır tam yani kah silinir arasındaki sınır onları böyle ayıran şey engel mi? Hayır canım böyle sınır. Yani belli bir sınırım var aslında benim ama o benim için bir engel değil sadece sınır. Yani belli bir o şeyi belirten durumu belirten değil mi? En azından sınırlarımı ifade eden kısım engel değil. Doğal olarak tek başına kelime anlamı da uymuyor ama bir de cümle içerisinde okuyup bakmak istedim. Evet sınır be. Engel birbirini tam anlamıyla karşılamaz. Diğerlerini zaten saniyesinde elemiş olduk. Sınavda olsak çok rahat. Herhangi bir sağlama yapmadan anlamlarını eleyip de cevaba gidebiliriz. Tamam içimiz rahat olsun. Geldik ikinci sorumuza arkadaşlar. Ne diyor? Ne yazık ki üzülerek belirtelim ki hiyerarşik aşama sırası olan değil mi? Belli bir hiyerarşiyle aktarırız falan deriz ya tamam. Nazaran göre diğerine nazaran diğerine göre ayırt edici belirgin ve yatkın eğilimli. Şimdi ayırt edici demek ne demek arkadaşlar? Yani farklı olan taraf belirgin değil. Yani onun en ayırt edici özelliği yani en belirgin değil. Onu diğerlerinden farklı kılan demek. Ayırt edici özellik demek bu. Ya bence bu ders anlatımının en ayırt edici yani bu hocanın en ayırt edici özelliği yani diğerlerinden farklı kılan özelliği şudur gibi bir şey bu. Doğal olarak burada aslında belirgin kılmak değil arkadaşlar. Mümkün mertebe farklı kılma durumu olacak. Yalnız mükemmel onu söyleyeyim bu çok iyi. Baya baya burada şu cümleyi bize parçalatabilir sınavda olsak değil mi? Sınav stresiyle olan acaba bir de okuyayım ya. Daha çok hakkı olduğunu gösteren bazı ayırt edici. Ayırt edici ise belirgin olabilir falan filan gibi bir sürü mantık kurmaya başlıyoruz değil mi? Ama bakın dikkat çok net eleme yaparak gidin arkadaşlar bu sorularda karalayın. Karalayın hocam ya en azından sözcüğü mutlaka karalayın. Ne yazık ki tamam benim için bu bitti. Artık çiz bir daha dönersen hepsi mantıklı hale gelmeye başlayacak. E o zaman süper hocam. Buradaki arkadaşlar sözcükte anlam 2 ÖSYM sorar kısmı da yine size ödev olarak kalacak. Şimdi buraya kadar her şey yolunda. Tamam süper. Arkadaşlar konumuzun ilk bölümünü sözcükte anlamın ilk bölümünü bitirdik. Yarın da ikinci bölümle birlikte konu anlatımı bitecek.
Kitabımızdan sözcükte anlam 1 ve 2 soru tiplerini, bakın çok önemli gidiyoruz. Ya inanılmaz, kitabı mutlaka bitirin arkadaşlar, oğlum tekrar tekrar söyleyeyim. Kitabı mutlaka bitirin, soru tarzlarına acayip ihtiyacımız var. Hatta bitirip atmayın, sizden ricam şunu yapın arkadaşlar, şunu yapın. Mesela soru tarzı 1 diyor ya, ya da soru tarzı 2 fark etmez, ikisine geçerli. Yırtın bunu mesela. Tamam, bunu mutlaka yırtın arkadaşlar. Soru tarzı 2 diyor. Yanına taktiğini yazın. Mesela burada ne dedik? Cümleye çok fazla ihtiyaç duyma. Paragrafa ihtiyaç duyma. Diğerinde ne dedik? İkinci varsa üçüncü boşluğa ihtiyaçtır. Özellikle onlardan başla. Şu kısma küçücük taktiği yazın arkadaşlar. Ve bu sayfayı yırtın cebinizde birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün diye ya da bir köşede dursun. Tamam, sık sık onlara bakacaksınız. Kitaptaki ÖSYM sorularda deneme avcısını vesaireyi zaten parçalayarak gideceksiniz. Tamam, o anlamda içiniz rahat olsun. E o zaman şimdi ne diyeceğiz? Hocam konu tamam, yarın da ikinci bölümle konuyu bitireceğiz. Sonra iki soru tarzı daha, eyvallah. Bugün konunun %90'ını bitirdik. İki tane soru tarzı aktardık. ÖSYM soruları ödev olarak verdik. PDF ve sorular zaten açıklama kısmında ekstra olarak bir sürü var. İçiniz rahat olsun. Şimdi o zaman haydi gönder gitsin diyelim. Sürpriz soru bırakacağız. Bu soruyu çözmeni, Instagram'da Instagram kullanıyorsan hikayeyi de mutlaka etiketlemeni sayfayı isteyeceğiz. Yok hocam ben Instagram kullanmıyorum. YouTube'da evet. YouTube'da yorumlara mutlaka çözümünü yazmanı isteyeceğim. Satır satır bütün yorumları okuyacağım. En ayrıntılı, en böyle cuk oturmuş tamamdır ya dediğim çözümü yorumlara sabitleyeceğim arkadaşlar. Tamam. O zaman haydi gelsin, o zaman gönder gitsin sorumuz. Evet, gönder gitsin dedik hocam. O zaman haydi bunu size gönderiyoruz arkadaşlar. Çözümünü dediğim gibi siz yapın lütfen. Yorumlara yazarsanız harika olur. YouTube yorumlara bu videonun altına yazarsanız harika olur. Hocam Instagram kullanırım. Instagram'da etiketlerseniz de tadından yenmez. O da ayrı bir konu. Ben hem Instagram hikayemde etiketleyenleri orada mutlaka paylaşacağım. Hem de arkadaşlar yorumlarda en ayrıntılı, en detaylı. Hocam şuraya bakacağız, buraya bakacağız. Şuradan şu çıkar. Bu kelimeden dolayı ben A'ya, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye, N'ye gittim. Diyecekler. Arayacağım, onları bulacağım. En iyi yorumu da alacağım hocam. Tabii ki hepsi birbirinden değerli. En iyi derken oradaki en kavramına dikkat çekmek istiyorum. Hepsi harika. Hepsi iyi yorumlar olacak eminim. Ama bir tanesi evet ya çok güzel açıklamış, anlatmış diyeceğim bir yorumu şey yapacağım arkadaşlar. Sabitleyeceğim yorumlara. Orada da konuşacağız. Ne yapacağız? O zaman gönder gitsin sizde hocam. İkinci günde. Yarın. Görüşmek üzere. Haydi. Kolay gelsin demeden dur kapatmadan. Mehmet hocam da paylaştı. Rehber matematik. Mehmet hocam da gönder gitsin sorusunu attı. Ha onu da çözmeyi unutmayın ha mutlaka. Haydi orada da bana bir selam çakarsınız artık. O zaman haydi görüşmek üzere yarın. Kolay gelsin. Yine saat 1'de karşınızda olacağım inşallah. Haberiniz olsun. Hadi kolay gelin.